Özgür Soylu Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Yanımızda co-founder Banu Zeren var. Banu Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim sizler. Çok hoşsunuz. Ay, sağ olun. Öncelikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bize Jojo May'in başlangıç öyküsünü anlatır mısınız? Jojo May aslında hepimizin, biraz önce sizinle de sohbet ettik. Hepimizin aslında aşina olduğu bir marka. Ama Jojo May nedir? Bir de sizden dinleyelim. Özge Hanım, şimdi biz aile mirasımızda zaten kozmetik var. Hı hı. Yaklaşık 55 yıllık bir kozmetik fabrikası vardı babamın. Daha sonra biz ikinci jenerasyon olarak bu fabrikadan üretimi devraldık. Ondan sonra da uzun yıllar yurt dışında eğitim aldıktan sonra Jojo May markasını Türkiye'de, hı hı, konumlandırma kararı aldık. Aslında ben bu kararı verirken biraz co-founder denmesinin sebebi o. Şu an tabii ki büyük yatırımcıların da içinde olduğu bir marka ama kuruluş hikayesinde benim kadınsı isteklerim, kadınsı taleplerim vardı. Açıkça, hı-hı, söylemek zorundayım. İhtiyaçlar değil mi? Kesinlikle ihtiyaçlarım bu doğru markanın şekli, kadınsı ihtiyaçlarım şekillendirdi, hı-hı, diyebilirim. Çünkü çok uzun yıllar Amerika'da okudum ve yaşadım. Sürekli, çünkü Amerika çok böyle markaların çok olduğu bir yer. Franchise, evet, sistemlerin çok olduğu, evet, bir yer. Türkiye'ye geldiğimde şu sıkıntıyı çekiyordum. Çalışan bir kadın olarak akşam 6'dan sonra bir güzellik merkezine gidemiyordum. Çok haklısınız. Pazar günü benim çalışmadığım günde güzellik salonları çalışmıyordu. Ve ben çalışan bir kadın ve ağır çalışan bir kadın olarak güzellik ve bakımımı yapacak bir yer, kurumsal bir marka ve bir karşımda bir standart fiyat politikası, standart, hı-hı, bir hizmet politikası bulamıyordum. Bu beni birazcık aslında Jojo May markalarını kurumsal bir güzellik markası olarak konumlandırmaya itti. Çünkü şehir metropol hayatı çok zor. Çok siz zor de biliyorsunuz. Evet. Çalışıyoruz. Gittiğimiz zaman arabamızı rahatlıkla park etmek, randevumuzu beklerken bir şeyler yiyip içebilmek, aynı anda işle beraber bakımımızı yürütebilmek, araya sıkıştırmak, bunlar çok değerli. Bir de İstanbul gibi bir metropolde çalıştığınız yerle yaşadığınız ilçe arasında çok büyük mesafe var. Hı hı. Şimdi düşünün, bir cilt bakımı ya da epilasyon paketi aldınız. Siz Bakırköy'de oturuyorsunuz, iş yeriniz Ataşehir'de. Bu epilasyon paketini senelik olarak periyodik bakımlarınızı yürütemez hale geliyorsunuz. Tabii ki. Ama çok şubeli bir Jojo May güzellik merkezleri çok şubeli olduğu için aynı paketinizi Ataşehir'de alıp Levent'te kullanabiliyorsunuz. Mantığı çok iyi anladım. Evet. Yani tamamen insanların gelmekten korkmayacağı, hı-hı, gittiğinde ne ödeyeceğini çok önceden bildiği, fiyat politikasının asıl olduğu, internette hizmetlerin her yerde olduğu, aynı olduğu, her merkezde. Her yerde aynı ve olduğu. Kurumsal bir çatı altında olduğu için de güvenle, işte oradaki estetisyene de, oradaki hizmet veren kişiye de güvenle gidilebileceği mekanlar aslında, değil mi? Öyle mi anlamadım? Kesinlikle bu şekilde. Çünkü siz biliyorsunuz, periyodik bakım, bir kadının güzellik ve bakımı, evet, periyodik bakımlı olur. Doğru. Tek seferli olmaz. Doğru. Bir cilt bakımı paketiniz vardır. Bir yıl boyunca gidersiniz. Bir epilasyon paketiniz bir yıl boyunca takip edilirsiniz. Cilt bakımı, manikür, pedikür, hepsi bunların. Hepsi periyodik bakım. Şimdi en kötüsü, burada insanlara hep şunu duyduk. Senelerce gazetelere çıktı biliyorsunuz. Paketi aldım, firma yok, bulamıyorum. Paketi aldım, uzman kaybolmuş. Kayboldu. Paketi aldım, makine ortada yok. O yüzden de ben diyorum ya, tamamen kız kardeşim ve ben ikimiz kurduk bu firmayı. Periyodik bakımlarımızı yapabileceğimiz standart, insanların muhatap bulabileceği, harika, farklı lokasyonlarda aynı standart hizmeti alabilecekleri güzellik markasının Starbucks'ı olsun dedik. Starbucks'ı olsun dediniz. Şahane fikir. Ben Jojo May'i biliyordum ama böyle bir bu kadar geniş bir ağı olduğunu bilmiyorum. Bu merkezler nerelerde var? Nerede bulacağız? Şimdi bizi izleyenler, çünkü bundan şikayetçi olanlar, nereye gitsinler? Şimdi Jojo May şu anda İstanbul ağırlıklı bir marka. Daha çok yurt dışında büyüme hedefli var bu yıl. Türkiye'deki birazcık da döviz politikasından yüzünden. İstanbul büyük bir metropol. İstanbul'un hemen hemen Levent bölgesinde kanyon şubemiz çok büyük bir şubedir. Aynı zamanda güzellik merkezi ve doktor hizmetlerinde içinde olduğu şubeler bunlar. Metropol Alışveriş Merkezi'nde var. Palladium Alışveriş Merkezi'nde var. AVM'ler ağırlıkta mı, yoksa hepsi AVM diye mi algılamalıyım? Tamamen AVM'lerde. Tamamen AVM. O da şöyle bir şeye tabii ki yol açıyor. Siz oraya gittiğinizde diğer işlerinizi de halledip, belki işte çocuğunuz, eşinizle de gidip arada kaçıp
bu tip şeyleri haftanın her günü, her saati akşam 10'a kadar halledebiliyorsunuz değil mi? Tam olarak istediğimiz bu. Muazzam. Tam olarak eşiyle çocuğuyla geldiğinde güzellik eşinden ve çocuğundan ya da ailesinden ya da sevdiklerinden ayrı bir zaman çalmasın. Evet. Ailesinin serbest zamanlarıyla iç içe geçsin istedik. Ya da mesela markete girsin, oradan eve alacağı şeyleri de alsın. Yani aslında birkaç işi bir arada hallederken güzelleşmesi demek. Kesinlikle. Harikaymış. Ve buna da İstanbul'da çok ihtiyacımız var. Kesinlikle. Çalışan bir kadın da, ev kadını da. Herkesin ihtiyacı ve var. Ve erkekler için de. Mesela bizim şu anda ilk kez bu sene %30 olmuş erkek hasta sayımız. Wow. Bu 10 kişiden 3'ü Jojomey Güzellik Merkezleri'nde erkek anlamına geliyor. Erkekler tabii çok bilinçlendi. Şimdi kesinlikle. Hepsi artık epilasyon erkeğin de hayatında en az bizim kadar yer edinmeye başladı. Cilt bakımlarına bakıyorlar. Kaz ayaklarına göz kremi manikür istiyorlar. Manikür pedikür yaptırıyorlar. Manikür pedikür de onlar daha daha aktifler. Özellikle güzel, şimdi kadınlar kalıcı oje, protez, tırnak ama erkekler özellikle ayak bakımına çok önem veriyor. Hmm. Özge Hanım, onlarda batık tırnak sorunu, pedikür, mantar tırnak sorunu, bunun için nereye gideceklerini bilmemek büyük, hı-hı, bir sorun. Galiba erkeğin orada ne yapacağını bilmediği kişisel bakımında Jojomey erkeklere rahat oluyor. Bir hizmet sunarak evet bu açığı kapattık diye düşünüyorum. Peki franchise olarak mı çalışıyorsunuz? Evet, şubelerimizin bir kısmı, hı-hı, merkeze ait. Franchise olarak da ben franchise olmasını çok önemsiyorum. Hı-hı. Çünkü şu anda sistemimizde... Franchise zordur ya denetlemek açısından. Franchise sistemini siz aslında kurumsal olduğu için tabii daha kolaydır ama nasıl denetliyorsunuz? Aslında 360 derece sanal bir CRM sistemimiz var. Hmm. Müşteriyi, hastamızı her salonda izleyebilme şansını sahibiz. Güzel. Yani bir salona, bir franchise salona gittiği zaman da biz sistemde hangi saatte, hangi uzmanda, hangi odada, hangi makineyle işlem yaptığını sanal olarak takip, hmm, edebiliyoruz. Jojomey Güzellik Merkezleri çok ciddi bir dijital altyapıyla, yapay zeka ile çalışıyor. Çalışan makinelerin atış sayılarından hangi müşteriye kaç atış yapıldığına kadar bildiğimiz, wow, için şu şansa sahibiz. Giren hastaya yeteri atış yapıldı mı? Doğru şey yapıldı mı? Doğru uygulama, evet, yapıldı, doğru mı? Doğru uygulama yapıldı mı? Bu yapay zeka herhalde bir güzellik merkezi için çok üst bir standart sunuyor. Çok üst bir standart. Peki hangi hizmetleriniz önde? En çok Jojomey'de neyi rağbet görüyor? Jojomey'lerde cilt bakımları ve epilasyon lider. Daha sonra zayıflama geliyor, bölgesel zayıflama geliyor. Ama bakıyorum ben kişi sayısı olarak cilt bakımı sürekli artan bir ivmede. Hı-hı. Çünkü geçmişte ciltler rahatsızlandığında insanlar bize geliyordu. Şimdi ciltte, evet, kırışıklık, ütüleme, sarkmaya karşı lifting etkileri, akne tedavileri bunlar ve lekelenme bize cilt onarımı için geliyordu. Şimdi yeni ve çok bilinçli annelerin küçük kızlarını getirip daha ciltlerinde sorun başlamadan profesyonel cilt bakımına getirdiğini bilinçlendiriyorlar. Görüyorum. Bilinçlendiler. O yüzden cilt bakımı epilasyona göre biraz daha öne çıkıyor öne şu ara. Öne çıkmaya başladı. Ama epilasyonu biliyorsunuz bizde ağrısız, acısız, tabii çok ki, özel bir makine üretiyoruz. Biz kendimiz aynı zamanda lazer, hı, makinalarında üretiyoruz. Tamamen acısız bir epilasyon yöntemi olduğu için bütün salonlarımızda ücretsiz deneme seansı veriyoruz. Deneme seansı da yapılıyor. Buradan da duyurmuş, aha, olalım. Sektörünüzdeki rakiplerden sizi ayıran en önemli özelliğiniz nedir? Ücretsiz deneme seansı bence. Hmm. Çünkü hizmet geri alınamayan bir şeydir. Doğru. Yani ürünü kullanmadıysanız geri alabilirsiniz ama hizmeti verdiğiniz zaman geri dönüşü, doğru, yoktur. Hizmeti ücretsiz deneme fırsatı vermek ve ücretsiz bu hizmeti hiçbir bedel ödemeden teklif etmek kendinize güveninizi simgeler. Kesinlikle. Bence bizim en büyük özelliğimiz ücretsiz deneme şansı verip sonuçlardan memnunsa bize kendi tercihiyle gelmesini istiyoruz. Hı. Bana göre en önemli ve özelliğimiz. Ve zaman ve mekan olarak da insanlara büyük bir avantaj sağlıyorsunuz tabii ki. İstedikleri zaman neredeyse çok geç saatlere kadar gelip bakımlarını yapıyorlar. Özge Hanım, şöyle düşünün. Sabah 10'dan gece 10'a kadar çağrı merkezlerimizi arayarak cumartesi, pazar, bayram, yılbaşı hiçbir boşluk olmadan gelip
güzellik merkezlerimizin herhangi bir İstanbul'daki lokasyonundan randevunuzu alıp işleminizi yaptırıp gidebilirsiniz. O çok güzel. Özellikle paketlerde muhteşem bir şey tabii ki. Size o an hangisi yakınsa, belki anlık bir boşluğunuz oluştu işten. Evet. Hemen oradaki merkeze gidip halledebiliyorsunuz. Şahane bir şey. Tek sıkıntı yılbaşı ertesi çalışıyoruz. Yılbaşı. Herkes dinlenirken biz çalışıyoruz. Onda da mı? Tamam, şahane. Peki sektörün durumunu ve sizin büyüme planlarınızı, gelecek planlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an sektörde popülarite dönemi var. Tabii ki bütün dünyada medikal estetik, estetik bütün dünyada trend. Herkes güzelliği, kendinin en iyi halini ve değişimi arzuluyor. Evet. Bu bizim beslendiğimiz bir duygu. Ve sosyal medyanın burada etkisi çok büyük değil mi? Filtrelerimize benzemek istiyoruz. Kesinlikle. Filtreli halimiz artık şey yetmiyor. Telefonda değişik olmak yetmiyor. Çünkü gerçek hayatta da filtreli halimize benzemek istiyoruz. Bunu yolda gerçekten bakımdan geçiyor. Şimdi ben 50 yaşındayım. Annemin 50 yaşındaki... Maşallah. Gerçekten mi? Şu an şok oldum. Maşallah. Evet, yani plastik cerrahi hastanelerimiz de var bizim biliyorsunuz. Onepler de aynı gruba ait. Buna rağmen ben plastik cerrahi henüz yatmadım. Ama kök hücre tedavileri... cilt bakımları, şahane. Mezoterapi ürünleri, bunlarla düzenli bakım yaptığınızda 50 yaşında kadar gerçekten iyi bir dokuyla, iyi bir ciltle gitmeniz ve vücutla gitmeniz çok mümkün. Bu yüzden de ben şöyle bakıyorum, bu değişimin arzulandığı dönemdeki en büyük tehlike bizim için popülarite dönemi. Kesinlikle. Yani popüler olanla işi doğru yapan, önemli olan birbirine karıştığı zaman bizim için tehlike başlıyor. Doğru. Yani işini iyi yapmayan, sadece popüler olduğu için tercih edilen mekanlar bizlerin yaptığı işleri bir tık adını lekeleyebiliyor. Benim için en büyük tehlike şu anda sektörde bu. Ama her sektörde olduğu gibi bir süre sonra iyi olan yaptığı işle kendi yerini, kendi yerini bulacaktır. Kesinlikle. Bu şekilde düşünüyorum. Peki sosyal medya artık hani güzellik algımızda da çok yeni şeyler önümüze sunduğu için sosyal medyayı nasıl kullanıyor Jojome? Ya da onun gücüne inanıyor mu? Ne yapıyor? Bunun için bir şeyler yapıyor musunuz? Çünkü biraz önce de dediniz aslında içi boş olanlar popüler günümüzde ne yazık ki. Tabii ki iyileri tenzih ederek söylüyorum ama sizin gibi bu kadar kurumsal, bu kadar geniş bir ağa sahipken siz sosyal medyada ne yapıyorsunuz? Sosyal medyada aslında çok popüler olduğumuzu, çok iyi şeyler yaptığımızı düşünmüyorum. Hı hı. Birazcık hani öz eleştirimizi yapmak isterim. Siz daha kulaktan dolma aslında ilerliyorsunuz. Daha çok bizde hasta organik olarak gidiyor. Çok ağır KVKK yasaları var. Bizler marka olduğumuz için maalesef ehliyetli firmalarız. Hı hı. Ehliyetli firmanın hata yapma şansı yok, doğru. Ceza yiyorsunuz. Hı hı. Şimdi bizim herhangi bir hastamızın öncesi sonrasını koymamız için çok uzun bir sözleşme sürecini bitirmemiz gerekiyor. Maalesef orta ve küçük ölçekliler için kolay olan şeyler markalar için çok zor. Değil, katılıyorum. O yüzden de sosyal medyada istediğimiz kadar paylaşım yapamıyoruz. Bize gelen hastaların haklarını korumak adına öncesi sonralarını yayınlamamaya izinsizsek dikkat ediyoruz. Ama dediğim gibi belki de bizlerin de yaşı var. Daha genç bir ekiple, daha ben burada... Tabii ki. Hala sosyal medyada ilerleyeceğimiz çok yol olduğunu düşünüyorum yol açıkçası. Düşünüyorsunuz. Peki ürünleriniz de var değil mi yanılmıyorsam? Var. Jojome'nin 24 tane ürünü var. Hepsi yurt dışında Fransa'da üretiliyor. Aktif maddeleri Fransa'dan geliyor. Akne serileri, kırışıklık önleyici, lifting dediğimiz kolajen etkili kremleri ve çok sevilen siyah inci maskemiz var. Evet, o anında, meşhur. Evet, anında kırışıklıkları ütülüyor. İçinde... çok ciddi argonitler var. İçerisindeki matriksil dediğimiz bir mucize var. Artık bütün tıp dünyası da tanıştı matriksilin mucizesiyle. Kırışıklıkların içerisini anında doldurma özelliğine sahip bir aktif madde. O yüzden de Jojome'in ürünleri bir tık medikal gibi kullanılan ürünler. Sadece cilt bakımında içeride kullandığımız ürünleri hastalarımıza evde takip, evde ilaç olarak anladım. Bir sonraki bakımlarına gelene kadar tedaviye evde devam etmeleri için o şekilde sunuyoruz. Yani aslında kabin bakımının devamı gibi düşünmek lazım. Profesyonel ürünler, aktifleri yüksek ürünler. Peki güzellik işlemlerinde kullanılan teknoloji hakkında kendinizi nerede görüyorsunuz? Teknoloji sürekli ilerliyor ve sürekli yeni cihazlar, yeni makineler, her şeyin daha ilerisi çıkmaya başladı. Nasıl takip ediyorsunuz? Şimdi bizim franchise sistemi olduğunuz zaman Özge Hanım, standartı korumak çok zor. Evet. İnsana bağlı, estetisyenlerinize, uzmanlarınıza bağlı bir hizmet veriyorsunuz. Ve her yerde aynı kalitedeki yetişmiş insanı sağlamanız zor. Zor. O yüzden biz bunu şu şekilde çözdük.
düşündük. Aynı zamanda çok büyük bir üretim tesisimiz var. Bütün dünyaya lazer ve ekipman satan bir şirketiz. Bu yüzden biz robotlarla çalışıyoruz. Jojomi'nin cilt analiz robotları %99.9 hatasız sonuç veriyor. Yani siz geliyorsunuz, cildinizi robota koyuyorsunuz. Size cildin altındaki teşhisi söyleyip yapılması gereken bakımı robot veriyor. O yüzden de her seferinde hatasız teşhis yapan bir sistemi oturtturmayı başardık. Ve çok teknolojik ürünler kullanıyoruz. Artık buhar neredeyse kullanmıyoruz. Artık komedonlarla eski temizleme yöntemleri, kılcal damarları yıprattığı için çoktan bıraktık. Bu yüzden radyo frekanslar, ultrasonlar, hydrofacial sistemleri, robotlarla cilt analizleri, Jojomi'leri ekipman olarak tamamen dijitalleştirdi. Bu da insana dayalı hata payını neredeyse %10'ların altına indirdi. Yani şöyle diyebiliriz ki aslında Jojomi'de en yüksek teknoloji ürünler ve cihazlar kullanıldığı çok için yüksek. Hata payı da çok çok az kesinlikle. Oluyor. Kesinlikle. Bakın Amerika'nın, Almanya'nın ve bu konuda ürünlerde Fransa çok iyidir. Amerika, Almanya ve Kore inanılmaz bir teknoloji üretiyor ve durmadan üretiyorlar. Jojomi'deki mühendislerimiz bu arada devlet teşvikleriyle, devlet destekleriyle de mühendislikleri fırsat buluyoruz mühendisliklerde. O yüzden mühendislerimiz dünya ile aynı anda entegre sistemlerle dijital makine üretiyor. Bundaki bu da franchise sistemini bizimle yatırım yapmak isteyen bayanlara sonsuz bir güven veriyor. Güven veriyor, şahane. Peki seyircilerimize duyurmak istediğiniz yaklaşan bir kampanyanız var mı? Son olarak onu da sorayım. Bence yaklaşan kampanyamız yaz kampanyası. Yaz kampanyasında benim en sevdiğim zayıflama, biliyorsunuz çok meşhur bir makinemiz var. Tesla yaptığımız zaman Jojomi'nin M-Sculpt dediğimiz Tesla makinesi 30 bin kez mekik çektiriyor karnınıza. Yaklaşık yarım saatte karın kası yapmanızı sağlıyor. Şahane. Poponuzu şekillendiriyor. Selülitleri eritiyor. Bence inanılmaz bir yaza hazırlık makinesi. Kesinlikle yaza hazırlık için bir kas yapıcı, kas yaparken yağları eriten Tesla ile tanışmalılar. Şöyle bir paket program değil evet, mi? Evet, paket program olabilir. Ücretsiz denemeye davetliler her şeyden ben önce. Ben deneyeceğim o zaman. Bana yakınlar da var Tesla'yı. Ben nerede deneyebilirim? Nişantaşı'nda var Kanyon'da mı? Kanyon'da Levent'te deneyebilirsiniz. Kanyon Levent tamamdır. Süper. Kanyon şubesinde ben de oluyorum. Ben size haber vereceğim. Kanyon şubesinde Tesla'yı deneyeceğim. Öyle cihaz çok deneyim ama bakalım Tesla neymiş. Onu sözleştik. Peki güzellik ve bakım için seyircilere birkaç ufak tüyo da verelim kapatmadan önce. Güzellik ve bakım için bu da aynı diğer işlerimiz gibi bir iş. Bunu da bir takvime, yemeği nasıl takvime koyuyorsak, işimizi nasıl takvime koyuyorsak, bunu da planlı programlı bir takvime koyarsak, bilinçli hareket edersek, her internetten duyduğumuzu yaptırmaya kesinlikle kalkmazsak, bunu bilinçli belli bir firmayla, belli bir programda gidersek hem sene içinde daha az para harcarız. Doğru. Hem de sonuçları sonunda sonuç almış oluruz. Doğru. Bu yüzden tek istediğim iyice araştırarak sevdikleri, bildikleri bir yerde bir programı düzenli takip etmeleri. Kesinlikle. Ben bunun en iyi örneğim herhalde. 50 yaşında, 20 yaşından beri profesyonel cilt bakımı yaptırıyorum. Yurt dışında yaşadım hep. İyi bir cilt bakımı sizi ilerideki plastik cerrahiden korur. Korur. Çok teşekkür ediyoruz Banu Hanım. İyi ki geldiniz. Çok keyifli bir sohbetti. Ben de markayı bilmeme rağmen hakkında çok şey öğrendim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim Özge Hanım. Sağ olun. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.